Performansını tebrik ederim. Çok başarılı bir oyuncusun gerçekten. Beni bile kandırmayı başardın. Ama her oyunun bir sonu var. Senin küçük oyunun da burada sona eriyor. Hande. Baban gerçekten çok üzülecek. Adamcağız daha yeni iyileşmişti üstelik. Ben gidip bir konuşayım. Hande yapma. Nezaket kurallarını unutma. Lütfen diyeceksin. Saniyem, eline sağlık. Ben artık gideyim. Nereye gidiyorsun? Kızım, bu kadar tembellik yeter. Gideyim de kahveyi açayım. Müsaade eder misin? Hande yapma lütfen. Neden durayım? Aylin gibi davranarak bana yaptığın onca şeyden sonra babamdan bu sırrı saklamam için bir sebebin var mı? Babacığım, hayatta olmaz ya. Saçmalama. Hayır, daha iyileşmedi. Lütfen. İyiyim, iyiyim güzel kızım. Yok bir şeyim benim, baksana ya. İyiyim ben. Hayır, bugün de dinlen. Yarın bakarız duruma göre. Ben açarım. Ya ben varım ya burada. Ben ne güne duruyorum baba, lütfen. Ya kızım, ben kendimi bilmiyor muyum? Sen niye böyle yapıyorsun? Ay, niye böyle yapıyorum acaba babacığım? İyiliğini düşündüğüm için olabilir mi? Tamam, iyiliğimi düşünüyorsan bırak kahveye gideyim ben. Baba, tamam. Hayır, bırakmıyorum. Saniye. Lütfen, oturuyorsun buraya, yemeğini yiyorsun. Bak, çok güzel oldu. Ya saniye. Hayır. Yani haklısın. Çok haklısın. Ben özür dilerim Hande. Ben gerçekten çok özür dilerim ama ben bunu tek başıma yapmadım ki. Bunların hepsini Nejat'la yaptım ve hepsini Kayra için yaptım. Sen de seviyorsun Kayra'yı, biliyorum. İyi. Madem kötü bir şey yapmadınız, o zaman babanın bilmesinde sakınca yok. Bari bir çay daha koy da içelim. Emrin olur. Paşa. Hande bak, bana ne istiyorsan yap. Ne yaparsan yap ama lütfen babamı karıştırma. Tamam mı? Senin derdin benimle, ne olursun. Baba. Kızım. Hande Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Hayrola, Rafet'le ilgili bir durum mu var yoksa? Hayır, ben Suna için geldim. Nejat'a gidiyorum da geçerken Suna'yı alayım dedim. Beraber gideriz. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. Sizi de gideceğiniz yere bırakabilirim. Sağ olun, ben yürürüm yavaş yavaş. Siz gidin. Görüşürüz. Bana her şeyi anlatacaksın. Her şey, tane tane. Demek her şey kahvehaneyle başladı, öyle mi? Evet. Ne komik. Bir keresinde orada karşılaşmıştık ama sen her zamanki gibi durumu çok iyi idare etmiştin. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hiç şüphelenmedim. Büyük yalancısın. Mecburdum Hande. Şu 200 bin lira meselesinin ne olduğu da anlaşıldı şimdi. Nejat'ın seni parayla tuttuğuna hala inanamıyorum. Peki dövme konusunu nasıl çözdün? Yani araştırdın mı nereden? Tabii. Doğru, ofiste küçük bir casusun vardı, Burcu. Vay be. İyi teşkilat kurmuşsunuz. Nejat arıyor. Açma. Birazdan konuşacaksınız zaten. Hande bak, sana her şeyi anlattım. Biz ne yaptıysak Kayra için yaptık. Daha ne istiyorsun benden? Ayak altından çekilebilirsin mesela. Buradan gideceksin. Hem de hemen. Hemen gidemem. Arada Kayra var. Bir yolunu bul. Bunu öğrenince Nejat'ı tamamen kaybedeceksin, biliyorsun değil mi? Nasıl öğrenecek Nejat? Sen mi söyleyeceksin ona? Evet. Tamam. Ben bu riski alıyorum. Peki sen babanın öğrenmesi riskini göze alabiliyor musun? Hı?
baban senin para karşılığı anne rolü üstlendiğini öğrenince, seni tutan adama aşık olduğunu öğrenince ne düşünecek acaba? Kayra ne düşünecek öğrenince? Hı? Yapamazsın. Neyi yapıp yapmayacağımı eğer dediklerimi yapmazsan tecrübe edeceksin. Hande babam iyi değil. Hastaneden yeni çıktı. Ziyaretine gittim biliyorum. Geçmiş olsun. Eğer babanın öğrenmesini istemiyorsan, bugün Nejat'la konuşup bu oyuna son vermek istediğini söyleyeceksin. Arkamdan iş çevirdiğini anlarsam bozuşuruz. Ayrıca Nejat benim bunları bildiğimi öğrenmeyecek. Tamam, söylemeyeceğim. Söz veriyorum, söylemeyeceğim. Ama arada Kayra var. Hemen gidemem. Bana zaman vermen lazım. Lütfen. Bu akşama kadar vaktin var. O zamana kadar halledersin. Bir yolunu bulursun bence. İyi bir yalancısın. Çözersin bu işi. Sunan. Hallettin mi Aylin'cim? İyiyim, iyiyim. Gerçekten iyi. Hiçbir şey yok. Birazcık duygulandım o kadar ya. Yani bu şekilde ağlayınca insan duygulanmaktan öte bir şey var zannediyor. Aynen. Evet. Şimdi lütfen herkes beni dinleyebilir mi? Dinliyoruz. Buyurun küçük hanım. Anne, dinliyor musun beni? Dinliyorum balarım. Evet, başlayalım. Tamı tamına 1,5 ayımız kaldı. O ayı da güzel geçirmemiz için ben konuştun mu? Demek planlarınız var. Buyurun dinliyoruz küçük hanım. Hepimizi asker etmiştir bu, söyleyeyim. Hayır, sen karışma. Annem gitmeden önce güzel bir tatilimiz olacak. O tatilde okullar açılmadan önceki haftaya planladım. Önümüzdeki haftada piknik yapmayı düşünüyorum. Ama o gün babamın da tatil olması lazım. Sen günle karar ver, ben ayarlarım. Tamam. Anne, gideriz değil mi? Gideriz tabii bir tanem, gideriz. Tamam, yaşasın. O zaman ben diğerlerini de söyleyeyim. Evet, dinliyoruz. Sonraki hafta ne oluyor? Sonra piknikten neden sonra cevap vermiyorsun? Size bahçede jimnastik gösterisi yapmaya karar verdim. Tamam. Bize dahil olabilir miyiz? Anlaşıldı. Seni boşu boş bırakmaya gelmiyor. Peki. Hande Hanım çıkıyor musunuz? Evet, gidiyorum. Bana bir şey getirme canım. Anladım. Hande Hanım, arabayı çıkarıyorum. Gerek yok. Kendim gideceğim. Hmm.